Hani bırakın açık görüşü, kapalı görüş dahi yapamıyoruz biz. Her çıktığımızda da görüş sonrası, aa bunu da söyleseydim, aa neden bunu konuşmadık, tüh bunu da unuttum falan dediğimiz çok oluyor. Zaman zaman bana özel şiirler de yazıyor, gönderiyor. Şarkı besteliyor, işte şu anda herhalde şu ana kadar 15 şarkı bestelemiş oldu. 12 metrekarelik hücreden gerçekten bize büyük bir moral veriyor, umut veriyor. Bir ümit var mı yani sizce? Evet. Bir ümidiniz var mı? Tabii ki var. Yani ümidimiz olmadan zaten mücadele yürütmemiz çok mümkün değil. Benim HDP'ye yönelik herhangi bir eleştirim yok. Bana kalırsa muhalefet partileri yan yana gelmekten çekinmemeliler. Selahattin'in ve arkadaşlarının çok kısa sürede özgür kalacağını düşünüyorum ben. Başak Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Açık konuşalım istiyorum. Böyle başlıyoruz programa biliyorsunuz belki. Biz her zaman yapıyoruz açık konuşma işini, o yüzden gayet burada güzel bence. Burada da zorluk çekmeyeceğinizi düşünüyorum ben. Evet. Öncelikle nasılsınız, keyfiniz nasıl? Çok teşekkür ederim. Sağlığımız gayet iyi ama keyfimiz iyi mi diyemem. Çünkü şu andaki koşullarda Türkiye'de keyifli olmak çok mümkün değil. Hı hı. Ama tabii ki bu gidişatı değiştirmek için, bu kötü durumun daha iyiye evrilmesi için mücadele ediyoruz. Ama geleceğe dair umutluyum diyebilirim. Aslında biz çok uzun zamandır haberleşiyorduk. Evet. Şey için, program için. Bugüne nasip oldu. Çok da iyi oldu. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Stüdyoya öncelikle. Yarın da Edirne'ye gidiyorsunuz. Evet, mi? Buradan Edirne'ye gideceğiz. Buradan Edirne'ye geçeceksiniz. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceksiniz. O görüş günü nasıl oluyor? Ya aslında ben hani onu merak ediyorum. Yani belli bir rutin işleyiş galiba. Bu haftada bir görüşüyorsunuz diyebiliyorum, değil mi? Yok, artık haftada bir görüşmüyoruz. Evet, yarına Selahattin'le bizim görüş günümüz ve biz Diyarbakır'dan geldik. Ta işte Edirne'ye göre neredeyse işte diğer uçta olan bir şehirden. Normalde pandemi öncesi evet haftada bir Selahattin'le kapalı görüş yapıyorduk ve ayda bir de açık görüş yapabiliyorduk. Hı. Ama bu pandemiden sonra bu artık çok mümkün olmadı. Çünkü kısıtlamalar getirildi ve halen bu kısıtlamalar da devam ediyor. Mesela bir yıldır Selahattin'le hiçbir şekilde açık görüş yapamadık. Hatta bir yılı da aştı. Normalde haftada bir olan kapalı görüşlerimiz 15 günde bir olmaya başladı. Pandemiden sonra ve öncesine göre bu görüş takvimimiz değişti yani. Ve bekliyoruz halen ne zaman normale döneceğiz, ne zaman eskisi gibi haftada bir görüşmeye başlayacağız ve açık görüşleri yapacağız. Yani kısıtlanan ve gasp edilen bu haklarımız ne zaman geri verilecek bilmiyoruz, bekliyoruz. Nasıl oluyor? Yani diyelim ki gidiyorsunuz, yarın gideceksiniz Edirne'ye. Evet. Kapalı görüşle açık görüş arasındaki fark ne? Örneğin yani bizi bilmiyor olarak düşünün, bir nevi cahiliz bu konuda. Estağfurullah. Nasıl oluyor o görüşmeler? Kaç dakika sürüyor siz gittiğiniz zaman? Örneğin çocuklarla birlikte görebiliyorsunuz galiba. Evet. Aynı şekilde. Bir saatlik oluyor. Hem açık görüş hem de kapalı görüşlerimiz toplam bir saat oluyor. Kapalı görüşlerimiz iki tarafta cam oluyor. Görüş kabinimiz şöyle. İki tarafta cam var ve işte 10'ar santim aralıklarla parmaklıklar var. Ve telefonla birbirimize sesimizi duyurabiliyoruz. Yani hiçbir şekilde çıplak olarak sesimizi birbirimize duyuramıyoruz. Açık görüşler ise normal bir hani küçük bir odada yüz yüze camlar olmadan, işte demir parmaklık olmadan. O fotoğraflar da oradan çıkıyor değil evet, mi? Evet, evet. Açık görüşlerde fotoğraf çekebiliyoruz. Kapalı görüşlerde çekemiyoruz. Aha. Yani işte yaklaşık bir yıl oldu Selahattin'le açık görüş yapamıyoruz. Kızlarımız da bir yıl babalarına sarılamadılar maalesef bu pandemi koşullarından kaynaklı olarak. Yani tabii ki hani çok anlam veremediğimiz yasaklar var. Bu görüş yasakları bunlardan biri. Yani bir taraftan lebalep dolu olan mitingler için teşekkür eden bir cumhurbaşkanı var. Ama diğer taraftan hani bırakın açık görüşü, kapalı görüş dahi yapamıyoruz biz. Yani kapalı görüşün bu pandemi yasaklarıyla ne alakası olabilir? Yani bizim ne Selahattin'e bir sağlık açısından Selahattin'e bir risk oluştururuz ya da o bize bir risk teşkil etmez. Çünkü arada işte olabildiğince mesafe, cam, demir parmaklık ve telefon var. Bunları anlamış değiliz. Bu yasaklar gasp yani bizim hakkımızın gaspı. Hiçbir mantıklı, akıllı açıklanacak bir tarafı yok. Dediğiniz gibi aslında. Biraz son gündeme de baktığınız zaman o kalabalık salonları da gördükten sonra haklı bir serzeniş diye düşünüyorum. Şeyi merak ediyorum, diyelim ki örneğin yarın görüşeceksiniz. Ne konuşuyorsunuz genelde? Yani tabii bir saatlik bir görüşmede çok böyle kısıtlıdır diye tahmin ediyorum değil mi? Yani sonuçta uzun zamandır görüşmeyip görüştüğünüz zaman o bir saate ne sığdırıyorsunuz?
merak ediyorum aslında. Aslında konuşacak çok şey birikiyor ve konuşmak istediğimiz çok şey oluyor. Ama tabii ki bir saatlik bir zaman hiçbirini sığdıramıyoruz. Genel olarak zaten sağlıklarımızı çok merak ediyoruz. O bizim sağlığımızı çok merak ediyor. Biz onun sağlığını çok merak ediyoruz. Onun dışında işte çocuklarla, kızlarımızla olan sohbetler oluyor, okulları vesaire. Tabii zaman zaman siyasetten de konuşuyoruz. Mesela yarın gidersek, gittiğimiz zaman şeyden konuşacağız. İşte bugün mahkemesi vardı Selahattin'in. Evet. Ahim sonrası ilk mahkemesiydi Ankara'da. Mesela çok merak ediyorum. Onunla ilgili belki sohbetimiz olacak. Onun yaptığı çalışmalarla ilgili konuşuyoruz. Biliyorsunuz Selahattin, daha önce de söylemiştim, yeni bir roman yazıyor ve yazımı bitti. Biz de kızlarla birlikte evde onları işte o el yazısıyla bize gönderdi ve biz bilgisayara geçtik, temize geçtik, tekrardan ona gönderdik. Belki onunla ilgili sohbetlerimiz olacak. İsmiyle ilgili bu aralar tartışma yürütüyoruz. 6-7 isim var. Onunla ilgili biz ben ve kızlarımız önerilerimizi sunacağız. Bakalım, yani konuşacak çok şey var ve her çıktığımızda da görüş sonrası bunu da söyleseydim, neden bunu konuşmadık, tüh bunu da unuttum falan dediğimiz çok oluyor. Çünkü bir yere yazamıyoruz, not alamıyoruz. Aha. Hep böyle aklımızda bunu da konuşalım, bunu da soralım, bu konuda da fikrini alalım diyoruz. Ama sonra birçok şey eksik kalıyor tabii. Bir saat çok kısa bir süre. Evet. Çok hızlı geçiyor ve daha çok biz konuşuyoruz. Çünkü o dışarıyı çok merak ediyor. Hem beni, kızlarımızı, bütün aileyi tek tek soruyor neredeyse. Kitabından hiç böyle konu olarak bahsetme şansınız var mı? O sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Evet, sürpriz olsun. Oradan bahsetmeliyim. Selahattin Bey neler yapıyor yani cezaevinde? Nasıl geçiyor günleri? Neler söylüyor size? Evet, Selahattin cezaevine girdiği ilk günden beri hiç durmadı, boş durmuyor vallahi. Hep böyle bir şeyler üretmeye çalışıyor. Biliyorsunuz resimler yaptı daha önce, kamuoyuyla da paylaştık. 3 kitap yazdı, bu 4. oluyor. Şiir yazıyor, zaman zaman bana özel şiirler de yazıyor, gönderiyor. Şarkı besteliyor, işte şu anda herhalde şu ana kadar 15 şarkı bestelemiş oldu. Onun dışında bol bol kitap okuyor. Yani biz bu şey yapıyoruz bu aralar, Selahattin okuduğu kitapları kitaplardan oluşan bir kütüphane yapıyoruz. Onunla bu aralar uğraşıyoruz. Bayağı bir kitap var. Kitaplık yetmiyor neredeyse. Hı hı. Belki ileride de hani görüldü kaşeli olan kitapları böyle sevenlerimizle, sevdiğimiz insanlarla paylaşabiliriz. Aha, onların aslında okuması bayağı, için bir şey yapabiliriz. Bayağı bir birikim var cezaevinde değil mi Selahattin? Evet, sürekli üretiyor. Evet, aha, sürekli üretiyor. Ve oradan 12 metrekarelik hücreden gerçekten bize büyük bir moral veriyor, umut veriyor. Yani orada evet şey zannettiler herhalde, işte biz bir hücreye kapatırız. Hani insanlar da Selahattin'i konuşmazlar. Selahattin de orada böyle boş boş yatar. Öyle olmadı tabii ki. Selahattin oradan da yazarak, üreterek, düşüncelerini, duygularını bizlerle paylaşarak üretmeye, umut olmaya devam etti. Ve şunu anlıyoruz, yani bir insanı bir hücreye evet fiziken hapsedebilirsiniz ama asla düşüncelerinin, duygularının dışarıya yansımasını ya da insanlarla paylaşmasının önüne geçemezsiniz. Üretmesinin önüne geçemezsiniz. Size de çok umut oluyordur diye tahmin ediyorum. Tabii ki benim için de çok iyi. Yani Selahattin'in iyi olması bana da çok iyi geliyor. Kızlarımıza, bütün aileye, bütün sevenlerine çok iyi geliyor. Bizim de iyi olmamız ona iyi geliyor. Böyle karşılıklı İyi olmaya çalışma haliyle bu süreci götürüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu nasıl özellikle pandemi koşullarında? Selahattin'in sağlığı şu anda iyi. Ancak bazı tahlilleri var ve kontrolleri var. Yapılması gerekiyor. Bir sene geçti çünkü. Bunları pandemiden kaynaklı olarak şu anda yapamıyoruz. Yani bu pandemi sürecinde mahpuslar çok ağır hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldılar. Mesela çok ağır hastalar var. Tedavilerini cezaevinde yapmak zorundalar. Yani hastane ortamında bunu gerçekleştiremiyorlar. Ya da işte bu pandemi döneminde çocuklarıyla birlikte kalan anneler var. Çok ileri yaşlı insanlar var şu anda cezaevlerinde kalan. Bu pandemi dönemiyle birlikte tüm bu hak ihlalleri çok daha da ağırlaştı diyebilirim. Pandemi dönemiyle ilgili sadece sağlıkla ilgili ihlaller yok. Birçok konuda bir ihlal var ve gerçekten bazı yasaklar var ve bunları anlamak çok mümkün değil. Ve şu anda cezaevi personeline ve mahpuslarına aşı ne zaman yapılacak bilmiyoruz. Yani özellikle bu pandemi dönemini Adalet Bakanı çok kötü
yürüttü. Bu dönemde biz Adalet Bakanlığı pek göremedik. Yani cezaevlerinde ne oldu, ne tür önlemler alındı, cezaevlerine dair, hani geleceğe dair planlamalar nedir? Mesela aşı takvimi de sıra ne zaman mahpuslara gelecek, biz bunları bilmiyoruz ve gerçekten bunu öğrenmek istiyoruz. Adalet Bakanı ilk günden bugüne bu konularla ilgili ya da cezaevindeki mahpusların durumuyla ilgili doğru düzgün bir açıklama yapmadı ve biz mahpus yakınları olarak da birçok şeyi çok merak ediyoruz. Mesela gasp edilen görüşlerimiz ne zaman bir daha eski haline dönüştürülecek, bunu bilmiyoruz. Cezaevindeki mahkumlar ve personel çok büyük risk altındalar. Biz ilk günden beri bunu söyledik, dile getirdik ve halen aşı yapılmadı cezaevindeki insanlara. Ve ben buradan Adalet Bakanı'na sormak istiyorum. Ne zaman aşı yapmayı düşünüyorsunuz? Bu takvimde ne zaman bizlere sıra gelecek? Bakın geçenlerde haberlere de yansıdı, sizler de duymuşsunuzdur. AKP'li bir ilçe başkanı, ilçe belediye başkanıydı sanırım, Yalısı'nda aşı yaptırdı. Mesela o neye göre yaptırdı? Sırası da gelmemişti. Çünkü yaşı sanırım 56'ydı. Ve Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili tek bir açıklama yapmadı. Yani Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı bir şekilde çıkıyor. Kendi alanlarıyla ilgili açıklamalar yapıyorlar. Eksiğiyle ya da fazlasıyla. Ama Adalet Bakanı bu dönemde özellikle görünmez oldu. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar açıklıyor. Ve Türkiye'nin tarihinde aldığı en ağır ihlal kararları bunlar. Bununla ilgili tek bir açıklama yapmadı. Yani Adalet Bakanı'nın yapması gereken açıklamayı onun dışındaki herkes yaptı. Dolayısıyla bu dönem, pandemi dönemi özellikle çok zorlu ve bir dolu ihlalin gerçekleştiği bir dönem oldu ve ne kadar daha ne kadar süreceğini açıkçası bilmiyoruz. Şimdi toplamda 5 senedir tutuklu Selahattin Demirtaş. Evet. Düşündüğünüz zaman mahkemeler serbest bırakılması gerektiğini söylüyor. Ahim kararı var yani bunun üzerine. Çok da bence tartışılacak bir noktası yok. Tüm bunlara rağmen yine de Selahattin Demirtaş cezaevinde tutuluyor, tutulmaya da devam ediliyor. Neden sizce? Aslında bunun sebebi çok açık. Yani Erdoğan'ın siyasi ajandası öyle gerektirdiği için şu anda Selahattin rehin tutulmaya devam ediliyor. Bakın şu bugünkü tek adam sistemini getiren 27 Nisan referandum kararı Selahattin ve arkadaşları tutuklandıktan çok kısa bir süre sonra alındı. Ya 2 ay gibi bir süre sonra ve 5 ay gibi çok kısa bir süre sonra Türkiye tarihinin en büyük rejim değişikliği yapıldı. Ve şimdi de önümüzde seçimler var ve hedefleri önümüzdeki seçimler. Tabii ki yani hani o dönemki gibi olmayacak. Her şey o kadar kolay olmayacak bence. Çünkü Selahattin ve arkadaşların neden içeride olduğunu artık herkes biliyor. Kimler biliyor? Türkiye toplumu biliyor artık. Sadece Türkiye değil, Avrupa biliyor. Bütün dünya biliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla da bu tescillendi. Evet. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında dedi ki Selahattin siyasi nedenlerle içeride. Selahattin ve arkadaşları. Dolayısıyla o günlerde olduğu gibi o kadar kolay olmayacak diye düşünüyorum. Bir de bakın Onur Bey, mesela Erdoğan haksız yere 4 ay cezaevinde kaldı, değil mi? Hı hı. Yani o dönemde tutukluluğu uyduruk gerekçelerle uzatılmadı. Yani bugünün koşullarıyla o gün, ya bugünün anlayışıyla o günlerde davranılmış olsaydı ya da yaklaşılmış olsaydı Emin Erdoğan da yıllarca eşini beklemek zorunda kalacaktı. Çünkü tam tahliye olayım derken yeni uyduruk gerekçelerle, dosyalarla tutukluluğu uzatılacaktı. Yani bu tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Biz sadece biz değil, artık herkes sebebinin ne olduğunu biliyor. Şimdi Kobani olayları davasının ilk duruşması 26 Nisan'da görülecek. Evet. Katılacak mı ona Selahattin Demirtaş bu arada? Evet, katılacak tabii ki. Yani mücadele her türlü devam ediyor. İddianamedeki hukuksuzlukları, haksızlıkları, hatta ve hatta suçları, yani bizlere karşı işlenen suçları tek tek hepsini insanlara anlatmaya devam edeceğiz. Hakikatleri bütün topluma anlatmaya devam edeceğiz. Bir beklentiniz var mı bu davadan, bu duruşmadan? Yani şu anda hukuk devletinde yaşamadığımız için yani çok öngörmek mümkün değil. Ne olacağını ben de açıkçası kestiremiyorum. Ama hani Selahattin'in onları yargılayacağı ve bütün hakikatleri tek tek somut delillerle ortaya koyacağı bir duruşma olacağı kesin. Bu 26 Nisan'da görülecek olan duruşmanın iddianamesinden de biraz bahsedelim mi? Neler var iddianamede? Aslında buna iddianame demek de çok doğru olmaz. Çünkü hukuki belge olmaktan o kadar uzak ki. Yani toplam 3530 sayfalık bir yazı iddianame demeyeceğim çünkü. Ve düşünün ki 6 yıl sonra hazırlanmış bir iddianame. Yani 6 yıl önce bu kadar önemli bir olay yaşanmış. Yani siz bu iddianame ile mesela Selahattin ve arkadaşlarına istenilen ceza 38 defa ağırlaştırılmış müebbet.
ve siz düşünün ki 6 yıl önce bu suçu işlediğini iddia ediyorsunuz ve bununla ilgili bekliyorsunuz. Yani o dönemin savcıları bekliyor. 6 yıl sonra bunu iddianameye dönüştürüyor. Ve ne hikmetse Tam Selahattin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile birlikte tahliye olacakken. Tabii ki bu tutukluluğun hukuki sebeplerle olmadığı, siyasi sebeplerle olduğunu çok net ortaya koyan bir durum. Bu iddianamede delil olarak gösterilen şeyler gerçekten hukuki belge olmaktan çok uzak. Yani uyduruk şeyler. İşte düşünün ki 6 yıl önceki bir olayla ilgili 6 yıl sonra siz bir tutuklama yapmışsınız ve bununla ilgili yeterince daha delil toplamamışsınız. Ne demek istiyorum? Şöyle, mesela Selahattin Figen Yüksekdağ ve diğer arkadaşları tutuklandıktan sonra tanıkların ifadeleri alındı. Ya madem 6 yıl boyunca bu kadar büyük bir olay gerçekleşmiş etmiş, siz delilleri 6 yıl boyunca toplamamışsınız, 6 yıl sonra tutuklamışsınız, 2 ay sonra, 4 ay sonra tanıkların ifadelerine başvurmuşsunuz ki bu çok, yani hani iddianamede en güçlü delil olarak sundukları bu tanık ifadeleri. Ve tanıkların ifadeleri de yani birbiriyle o kadar çelişiyor ki, yani biri işte başka bir şey söylüyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Hani bari tamam tutukladınız, sonra bunların ifadelerine başvurdunuz, bari hani kendi aralarında bir tutarlılık olsa. Ya bunun gibi işte yalanlarla dolu, iftiralarla dolu birçok sözde somut belgeler var. Tabii ki bunlar da ortaya çıkacak. Belli ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra yeterli dersi çıkaramamışlar. Bunları da çok fazla gizleyemeyecekler. Ortaya çıkacak bunlar da. Şöyle bir soru sorsam. Ümitli misiniz? Yoksa bu kadar, yani 5 sene geçtikten sonra, bu kadar dava kararlarından sonra ümidiniz kalmadı mı? Yani biraz hayata bakış açınızı soruyorum. Şu andaki bakış açınızı. Bir ümit var mı yani sizce? Evet. Bir ümidiniz var mı? Tabii ki var. Yani ümidimiz olmadan zaten mücadele yürütmemiz çok mümkün değil. Bu böyle ömür boyu böyle sürüp gitmeyecek herhalde yani. Selahattin ömür boyu cezaevinde kalmayacak. Haksızlığı ve suç, haksızlığı bu kadar ortaya çıkmışken, suçsuzluğu bu kadar ortadayken, gün ışığı gibi ortadayken Selahattin'in çok daha uzun süre cezaevinde kalacağını düşünmüyorum. Mutlaka bunun kısa sürede, yani ne kadar olur onu kestiremiyorum. O biraz da bizlerin mücadelesine bağlı. Çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Selahattin'in ve arkadaşlarının çok kısa sürede özgür kalacağını düşünüyorum ben. Benim gözlemim, şimdi Selahattin Demirtaş ilk tutuklu olduğu yıllarda siz çok fazla kamera karşısına geçmiyordunuz. Ama zaten galiba öğretmenlik de yapmaya devam ediyordunuz. Evet öğretmenlik, evet, değil mi? Öğretmenlik mesleği. Şimdi ama aslında sık sık sizi görebiliyoruz ekranlarda. Selahattin Demirtaş'ın haklarını savunurken görüyoruz. Biraz sizi ben siyasetin içine de girmiş olarak görüyorum ama bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl oldu bu değişim? Yani ne zaman siz daha çok kameralar karşısına çıkmaya karar verdiniz? Yani siyaset mi bilmiyorum. Yani ben siyaset yaptığımı düşünmüyorum. Yani kendimi hani bir siyasetçi olarak da görmüyorum. Hakikatleri anlatma ihtiyacı var. Yani çünkü bir taraftan Erdoğan, hükümet sözcüleri, işte meydanlarda, gazetelerde, televizyonlarda Selahattin ve arkadaşları ile ilgili büyük bir algı üretiyorlar. Ve yalan ve iftiralar atıyorlar. Yani olmamış bir şeyi olmuş gibi yapıyorlar. Dolayısıyla bizim bu hakikatleri anlatmamız gerekiyor. Bu da işte daha fazla görünür olmayı gerektiriyor belki. Evet, ben hani sadece Selahattin'in hakkını da savunmuyorum aslında. Hani tabii ki Selahattin eşim, bir bilinen bir figür. Onun üzerinden bütün hakikatleri anlatmaya çalışıyorum. Yani şu anda Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukları, yalanları, iftiraları, bunları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi iki çocuğunuz var. Onlar da buralarda aslında. Evet. Stüdyomuzdalar. Tanışmış doğru, olduk. Evet. Onlar nasıl? Yani onlar nasıl bakıyor bu olaylara? 5 senedir tutuklu Selahattin Demirtaş. Nasıl bakıyorlar? Ne diyorlar? Yani sizin gibi aslında onlar da ümitliler mi? Biraz onu merak ediyorum. Aslında onlar benim arkadaşlarım artık. Çünkü daha önce çocuklardı. Evet, birçok şeyin farkında değillerdi ama şimdi öyle değil artık. Artık onlar da araştırıyorlar, bakıyorlar, ediyorlar. Sosyal medya kullanıyorlar. Hatta işte bilmediğim bazı gelişmeleri onlar gelip bana anlatıyorlar. Tabii ki yani hani babalarından uzak kalmak, bir de yani gerçekten haksız bir şekilde
uzak kalmak onlara da üzüyor. Ama onlar da en az benim kadar umutlular. Tüm bu olan bitenin bir gün biteceğini biliyorlar. Sadece onlar da benim gibi hasret biriktiriyorlar, özlem biriktiriyorlar. Belki işte babalarıyla yani paylaşamadıkları acılarını, mutluluklarını biriktiriyorlar. Selahattin çıktığı zaman onunla paylaşacaklar. Biri orta üçte, gerçi orta üçte bir şimdi şey kalmadı evet, değil mi? Sekizinci sınıfta. Bu sene LGS sınavına giriyor. Evet, çok isyanlarda. Çünkü gerçekten Türkiye'de her alanda her şey çok kötü gidiyor maalesef. Evet. Eğitim alanında da bu böyle. Ve çok stresli LGS sınavına gireceği için. Çünkü gerçekten hani bu dönem çok büyük bir, bu konuda da büyük bir adaletsizlikle öğrenciler karşı karşıya kaldılar. Ben geçen gün Milli Eğitim Bakanı'nı 10 dakika izleyemedim yani. Hı-hı. Sanki her şey mükemmel, dört dörtlükmüş gibi anlatıyor. Yani ben bir öğrenci velisi olmasam inanacağım yani. Her şey çok güzelmiş gibi anlatıyordu. 10 dakika hani ben de mecburen hani ne oluyor, ne bitiyor, yeni değişiklikler var mı? Çünkü kızım sınava Aha. giriyor bir veli olarak da hani takip de etmek istiyorum ama dayanamadım. 10 dakika sonra kapattım artık izlemedim. Çünkü Milli Eğitim Bakanı'nın anlattığıyla biz velilerin ve öğrencilerin yaşadıkları çok farklı. Arada uçurum var diyebilirim. Şey, bir hedefi var mı? Yani özellikle şunu olmak istiyorum vesaire diye. Bilmiyorum, belki siyasete de atılmak istiyor olabilir. Sonuçta babaları çok önemli bir siyasi figür. Örnek de alıyor olabilirler. Hiç öyle bir hevesleri var mı? Yo, şu anda sınavı bitireceği günü, yani sınava girip çıktığı günü hayal ediyor Dilda. Ha. Evet, onun dışında tamam. Şimdilik hani öyle bir şey, daha böyle tam bir net bir hedefi, istediği bir şey yok. Konuşuyoruz daha, tartışıyoruz. O da karar vermedi daha. Aha. Peki, şimdi şuradan devam edelim istiyorum. Selahattin Demirtaş'ın mektupları çok konuşuluyor. Evet. Çok fazla. Ve gündem oluyorlar gerçekten bu mektuplar. Hatta bazı mektuplarda HDP'ye yönelik eleştirilerini de görüyoruz. Örneğin sizin de HDP'ye yönelik herhangi bir eleştiriniz var mı? Yani bazı durumlarda böyle adımları olabiliyor. Katılıyor musunuz örneğin Selahattin Demirtaş'a? Evet, Selahattin zaman zaman öz eleştiri yapıyor, zaman zaman da eleştiri yapıyor. HDP'ye dönük de eleştirileri oluyor elbette, makul eleştirileri oluyor ve tabii ki HDP'yi daha fazla güçlendirmek için yapıyor bunu. Benim HDP'ye yönelik herhangi bir eleştirim yok ama belki hani milyonlarca insandan biri olarak, bir seçmen olarak biliyorum barışı sağlamak için kuşkusuz çok iyi çalışıyorlar, bunu sağlamaya çalışıyorlar. Ama belki hani daha görünür olabilirler, bununla ilgili belki bir beklentim var diyebilirim ama eleştirim yok. CHP'ye yönelik bir eleştiriniz var mı? Yani sonuçta o da ana muhalefet partisi. HDP ile ismi yan yana gelebiliyor. CHP'lilere de bu sorular yöneltiliyor mutlaka. Örneğin biraz daha belki Selahattin Demirtaş'a bu sürecinde destek olabilirdi. En azından HDP ile yan yana bulunma konusunda bu kadar çekinmeyebilirdi gibi bir eleştiriniz var mı? Yani görebildiğim kadarıyla muhalif kesimler özel bir çaba ve mücadele içindeler ve bu çok kıymetli bence. Bana kalırsa muhalefet partileri yan yana gelmekten çekinmemeliler. Ve halk da bunu istiyor, bunu da destekliyor aslında. Dolayısıyla daha fazla yan yana gelebilmeliler. Belki CHP bu konuda daha cesur, evet bununla ilgili bir çabası var ama daha cesur davranabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Bir sorum daha olacak. Bu konu aslında sürekli gündeme geliyor. Şimdi İYİ Parti var ve bir Millet İttifakı var. Tabii yani seçimler sürecinde böyle bir ittifak vardı. İttifaktan bahsedebiliyorduk. Şimdi Meral Akşener dedi ki HDP ile ittifak yapmamız mümkün değildi. Hatta şöyle bir açıklaması var. Selahattin Demirtaş'ın terörle iç içe olduğu bir gerçek. Bunu kendisi de reddetmiyor zaten diyor. İYİ Parti'den böyle bir açıklamayı nasıl buluyorsunuz? Ben şunu diyebilirim. Herkes vicdanlı ve de adaletli bir yerden bakarsa zaten Selahattin'in suçsuz olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Hiç çekinmeden bunu yapabilir. Çünkü şu anda ne adil bir yargı var ne de Selahattin'in kesinleşmiş bir cezası var. Ve aksine yani Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin'in suçsuz olduğuna dair vermiş olduğu kararları var. Dolayısıyla buradan bakarak değerlendirme yapılırsa çok daha hakkaniyetli olur bence. Hı hı. Aksi iktidarın tuzağına düşmüş gibi algılanabilir. Hı hı. Çok çok teşekkürler, çok sağ olun. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun davetiniz için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için, çok sağ olun. Evet.